Ben şey diyecektim. Ne diyecektin oğlum, söylesene. Şey, biliyorum size biraz garip gelecek ama bu işi ertelemeyelim. Annemin kırkını beklemeden bir an önce şu düğünü yapalım gitsin artık. Asım, emin misin? Eminim, eminim. Annem mürüvvetimi görmek isterdi. Kararlaştırdığımız tarihte şu düğünü bir an önce yapalım gitsin. En doğrusu da bu. Valla benim için olur da bir de tabii nezahate sormak lazım. Asım öyle uygun gördüyse benim için de uygundur. Peki ben izninizle kalkayım artık. Hayırlısı olsun. Sağ olun anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz nezahate. Gördün mü? Bir de hocayı beğenmiyordun. Adamın nefesi o kadar kuvvetli ki daha bir hafta olmadan Asım'ı getirtti buraya, gördün mü? Kısmetimiz açıldı artık Nezahat. Anne. Faiz Bey. Faiz Bey lütfen. Ben çalışmaya başladım. Birazdan şuradan minibüse binip yeni işime gideceğim. Mesaime yetişmek için. Bundan sonra öğle yemeklerini pas geçeceğim. Hızlıca para biriktirip kendi evime çıkabilmek için. Bunların hepsini kızınız için yapıyorum Faiz Bey. Size ona hak ettiğimi ispatlamak için. Tek başıma çalışıp ona bakabildiğimi ispat etmek için. Hayırlı işler Ümit abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? Hayırdır? Düğün altın falan mı lazım? Ya yok be abi. Tek taş bakıyorum da. Ama böyle bak geçen seferki gibi tenekeden bir halka olmasın. Yani böyle daha şaşalı bir şey olsun ya. Tek taş. Bak bakalım modellere. Bakalım bakalım. He. Abi şu ne kadar? 4500. 4500. İyiymiş. Bu ne kadar? Bu da sana 3500 olur. Bana. Maşallah ya. Abi böyle daha uygun bir şey yok mu ya? Tek taş dediğin özel bir malzeme Can. Bir defa alınan bir hediye olduğu için parayı gözden çıkartmamız lazım. Geçen sefer ucuzunu verdik. Bak yine buradasın. Geçen seferi karıştırmasak diyorum Ümit abi. Ha nasıl olur? Çok güzel bir malzeme Can. Kesinlikle kaçırma derim. Yenge de kesinlikle bayılır. Merak etme. İyi tamam, ne yapalım, alacağız. Bir şey soracağım. Taksit falan yapıyor musun sen abi buna be? Bu 4500 diyor. Benden sana 9 taksit. 9 soracağız desene. Efendim? Ha yok bir şey ya, öylesine ben söylüyorum. Tamam olsun olsun. Yalnız bende kart mart yok Ümit abi. Onu ayarlar, sen hiç dert etme. Eyvallah, sağ olasın ya. Beni çağırmışsınız Selim Bey. Evet Şahika, gel. Sana vermek istediğim bir şey var. Bu senin. Selim Bey ne gerek vardı? Açmayacak mısın? Güzel bir şey. Oteldeki hadise için senden özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu gerçekten çok pahalı bir hediye. Ben bunu kabul edemem. Lütfen. Anne ben çıkıyorum. Şinasi. Oğlum hala anlatmadın Eskişehir'de ne oldu ne bitti. Hiç öyle yüzünü gözünü eğip bükme. Ben cenazede kendi gözlerimle gördüm. Faiz Bey Neriman'la niye konuşmuyor? Anne ben nereden bileyim?
Baba kız arasında bir meseledir. Bence Eskişehir'de bir şeydir oldu ama siz benden gizliyorsunuz. Zaten eve erkenden gelişinden anlamam lazımdı. Hiçbir şeyin olduğu yok. Kendi kendine kuruntu yapma. Bu çocuğu da hocaya götürmek lazım. Şirketin uluslararası operasyonlarına ilişkin kararlar senden çıkacak. Anneler bekletilmeye gelmez mi Hacet? Bak sana. Bak sevgili yüzük. Yani eğer görevini tamamlarsan, yani eğer Şahika'mı bana getirirsen var ya, beni İstanbul'un en mutlu adamı yapacaksın be. Ay düğünümde öyle bir oynayacağım ki mahallede 100 yıl konuşulacak. 100. Cihan, oğlum kimle konuşuyorsun sen? Şarkı söylüyordum usta ya. Şarkı. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Aslı! Kızım sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Ne boşanması? Sen beni el aleme rezil mi edeceksin? Of 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 of. Ne oluyor? Sana ne? Karımla konuşuyorum burada. Aslı bana cevap ver. Cevap ver! Hiçbir şey için hesap vermeyeceğim Emre. Boşanacağım senden. Sen ne demek bana hesap vermiyorsun ha? Sakin ol Emre'ciğim. Sakin ol. Lan yeter artık ha! Ulan var ya, öldüreceğim lan. Öldüreceğim seni de yanındakileri de öldüreceğim lan. Hepinizi öldüreceğim lan. Öldüreceğim. Tatava yapma lan, bas git. Ha, bırakın lan beni. Öldüreceğim lan. Ya, dur, sakin ol. Alın götür şu devine. Gel Asya'cığım gel. Gel. Ya inanabiliyor musun? Ne saat? Hadi bir çay koy kızım. Hadi kızım. Hocaya gittiğimizin haftası olmadan çocuk geldi karşıma oturdu. Ben böyle şey görmedim Gülder. Ben sana dedim nefesi çok kuvvetli diye. Nefes nefes değil, lodos rüzgarı mübarek. Diyorum ki acaba Şinasi için de mi gitsem? Ya şu çocuğun aklı başına gelsin artık. Geçmiyor Cemal abi. Kurtulamıyorum bu beladan. Biz ne güne duruyoruz? Hayır o zibidi senin yanına bir daha yaklaşsın bak bakalım neler oluyor. Cihan. Tamam oğlum yangına körükle gitme. Tamam. Kızım bu ne? Koskep kursuna gidiyordum ya. Bitirdim onun belgesi. Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Aferin sana, aferin. Sağ ol Cemal abi. Şimdi iş bir dükkan bulup açmaya kaldı. Ne dükkanı bu? Ya böyle el işi yapıp satabileceğim küçük bir dükkan. Aslı bak, şu benim su dükkanı var ya, ne zamandan beri onu kiraya vermek istiyordum. Diyorum ki yabancıya gitmesin. Sana veririm. Ne dersin, ister misin? Siz ciddi misiniz? Benim ustalar her zaman ciddidir. Ya zaten kapatacaktım. Hem Cihan oraya buraya yetişemiyor. Ne diyorsun? Vallahi olur. Çok teşekkür ederim.